dinliyorsun, onu bir araya geldiğiniz zaman onu dinleyin. Açayım hocam. Şeylerle ilgili olarak, ha şuradan tamam aç, otur. Tamam açtım. Açtın mı? Açtım. Tamam. Açtım. Tamam. Hocam oraya otur istersen, Sen karşıya geç istersen. Ben o şey gelsin de, YouTube'dan açayım size o sohbeti de. Şimdi orada, yok burada dursun, tabii dursun. Şimdi, hoca efendi o sohbeti 100 kere dinlesen, 101. bir kelime giriyor aklına. Bakıyorsun ki hoca efendi orada bir şey diyor, sen onu kaybediyorsun konuşurken. Şimdi hoca efendi diyor ki, dünyayı unutun diyor. Allah dursun aklınızda diyor. Bu hastalık bize düştükten sonra bu bize iyice gelmeye başladı. Hakikaten gördüm ki Allah'tan başkası yalan. Bunu ayan beyan görüyor insan. Bunu anlatmayla olmuyor bu. Yaşarsam. Yaşarsam oluyor. Şimdi öyle bir şey ki Rabbil Alemin diyor Hoca Efendi, hiç unutmayın, aklınızda dursun diyor. Şimdi bunu böyle düşünmeye başladığı zaman bakıyorsun ki zaten aklında durması gereken bir tek bir şey var, o da Allah. Onu devamlı aklında tutman gerekiyor. Onu aklında tutman gerektiği zaman o sana gönlünden çok şeyler anlatıyor. O eskiden duyup da düşünmediğin konuları düşünmeye başlıyorsun. Söyle sana söylenen şeyleri, anlamadığın şeyleri anlamaya başlıyorsun yani. İnsanın içine bir takım şeyler geliyor. Şimdi bu sohbet şeylerinde onlar olunca insan bir de bir şeyler duymaya başlayınca ya hemen önce bir şey zannediyor kendini, arkadaşlarıma da söylesem. Bakıyorsun ki o arkadaşa söylenecek bir şey de değilmiş. Ne biliyor musunuz? Bütün evliyalar, bütün silsilenin şeyleri, meşayihler, şeyleri, herkes nasıl evliya olunur anlatmış adam. Çoğu kitap yazmış. Nasıl evliya olunacağını da yazmış. Biz şimdi onları okuyoruz, dinliyoruz da hiç ne sende bir hal var, ne bende bir hal var. Hiçbir şey yok. Halbuki onları yaşarsam diyor. Şimdi Abdülhalik Gucduvani Hazretleri ile Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin bir araya getirdikleri 12 şey var. Kural var. 12. O kuralları düşünmeye başladığın zaman insan şey oluyor. Rabbil Alemin lütfetti. Namazlarımızdan zevk almaya başladık, kıldığımız namazlardan. O eski hallerimiz gitti, o harbürlerimiz gitti bizden. İnternet kapalı. Hanım, o interneti açsana. Gösterdiğim sohbeti iyice dinlemeye başlarsanız Hoca Efendi, Hoca Efendi bunu anlatmış ama biz anlamamışız. Ve asıl onu söylemek. Hoca Efendi. Sohbetin tarihini şeyini alalım mı? Yok, şimdi göstereceğim şeyini, tarihini de üstünde var. Şimdi duyuyorum. Daha hazırlanmadı internet dursun. Şimdi yalnız kalınca insan daha iyi fark ediyor bunu. Bir de şunu anlıyorsunuz. Şimdi Hoca Efendi zaten söylüyor. Allah hep duyduğumuz şeyler, bildiğimiz şeyler. Ne diyor? Bir yaprak düşmez ki Allah-u Teala ondan habersiz olsun. Bir çöp bir yerden kalkıp da öteki tarafa rüzgarın önünde gitmez ki Allah ondan habersiz olsun diyor. Yani Allah her şeyden haberdar. Allah diyor ki ben varım, kimse yoktu. Ya kimse yok. Yani bir tek Allah var. Her şeyi ben yarattım. Şimdi Hoca
efendi şimdi orada anlatıyor. Kardeşlerim diyor yani. Bu gördüğümüz şeyler diyor bunlar. Şu şahit diyor şahit. Allah'ın şahitleri. Yani şu gördüğümüz ne görüyorsak. Teneffüs ettiğimiz havada dahil olmak üzere. Ay üstüne basıp geçtiğimiz toprak, kayalar, taşlar, ağaçlar. Allah-u Teala ne diyor? Onlar mahşer günü diyor, konuşturacağım diyor. Hepsi diyor şahit. Demek ki şimdiki anladığımız şeyi de hani cip mi diyorlar, cip diyorlar, bir yere koyuyorlar, hani sesi tutuyor, zapt ediyor ya. Sanki onların böyle bir şeyi var, herkes sesini zapt etmiş, onları Allah-u Teala konuşturacak diyor, konuşturacağım diyor. O zaman bu söylediğimiz şeyler, biz kendimiz de içinde dahil olmak üzere, her şey Allah-u Teala'nın güdümünde ve her şeyi Allah-u Teala yapıyor yani. Başımıza gelen şeyler de öyle. Şimdi Allah bir yani size söylüyorum, hiç ölümden korkmuyorum. Bir de şimdiden korkuyorum. Rabbil Alemin ölümün de şeyi de şiddetiyle bizi o anda kendini unutturmasın. Amin. Yani anladın mı ya? Bir de şöyle bir şey. Yani bütün bizi öğretmeye çalıştıkları şeylerimizin bizi öğretmeye çalıştıkları Allah'ı devamlı aklınıza tutun ki Allah devamlı aklında olunca son nefeste de aklında olur. Yani bu işin yolu bu yani. Elhamdülillah. Yani bu yani. Rabbil Alemin inşallah aklımıza getirsin. Şimdi amin. Ölürsek unutmayın yani. Evet hocam ben buradan buldum. Sizin açıldı da internet. İnternet açıldı. İnternet açılacak işte. Şimdi o sohbeti açılacak. Bu açıdan beklemeyelim şu açıdan. Ne diyor tarihin ne diyor da buraya ben kaydedeyim. O yok şuraya kaydedeyim. 17.08.1996. Hadis sohbeti mi? Şey tamam. Soğuklu Çeşme. Selamun Aleyküm. Hmm. Şuradan görürseniz resmi. Evet. Evet.